Merhabalar. Bayramda olmazsa olmazlarımızın arasında yerini alan şerbetli burma baklavamız, tadına doyum olmayan müthiş lezzetiyle vazgeçilmez bir ikramdır. Yapımı biraz zahmetli olsa da bu güzel lezzeti tatmak ve sevdiklerimize sunmak adeta zahmeti çekmeye değer dedirtiyor. Tarifimiz için öncelikle yoğurma kabımıza 3 yumurta ekleyelim. Yarım su bardağı su, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karbonat, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı tuz ekleyip iyice karıştıralım. Toplamda 7 su bardağı unu azar azar ekleyerek yoğuralım. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra daha güzel açılması için 20-30 dakika dinlenmeye bırakalım. Bu hamurdan 2 tepsi baklava çıkacağı için dinlendirdiğimiz hamuru ortadan ikiye bölelim. Bir tepsi için ikiye böldüğümüz hamurlardan birini alıp cevizden büyük 22 beze yapalım. Bezelerden birini alıp olabildiğince ince açalım. Hamurumuzu açarken nişasta un karışımını kullanarak hamurumuzun güzel açılmasını sağlayabiliriz. Açılan ince hamurumuzun üzerine bir fırça yardımıyla yağ sürelim. Sonra yufkanın alt kısmı, yani oklavaya saracağımız ilk kısım hariç her yerine dövülmüş ceviz serpelim. İncecik bir şekilde açtığımız yufkanın ceviz içi serpilmemiş kısmını içe katlayıp oklavayı bu kısma yerleştirerek saralım ve oklavanın her iki ucundan büzerek burma haline getirelim. Bu işlemi tüm hamur bezeleri bitene kadar aynı şekilde tekrarlayalım. Yağlanmış bir tepsiye sıra sıra dizelim. Üzerine 3 yemek kaşığı tereyağını eritip sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında üzeri ve altı kızarana kadar 20-25 dakika kadar pişirelim. Burma baklavamız güzelce pişti. Biz de baklavamız soğuyana kadar şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için bir tencereye 4 su bardağı suya 4 su bardağı şeker koyarak 10-12 dakika kaynatalım. 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyelim ve 2-3 dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alalım. 5-6 dakika sonra, yani şerbetimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğumuş olan burma baklavamızın üzerinde gezdirelim. El açması şerbetli burma baklavamız artık hazır.
Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimizi takip edebilir, özel tarifleriniz var ise bizimle paylaşabilirsiniz. Sağlık ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.